Mustafa Berber, teşekkürler. Konumuz var, biraz üzerinde duralım bu yeni açıklamaların sistemini. Abdülkadir Özbek eğitim uzmanı yanımda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi bakanın açıklamalarını konuşacağız ama ben önce şunu sormak istiyorum. Size göre Türk eğitim sisteminin şu gün, bugün bir numaralı en kritik sıkıntısı, sorunu nedir? Evet. Okuduğunu anlama becerisi yüksek öğrenci yetiştirme. Çünkü okuduğunu anlamayan dinlediğini de anlamıyor. Bugün toplumdaki bütün benim ekonomik kriz olsun, işte insanların yakındığı sıkıntılar olsun, en temelinde okuma oranlarımızın düşük olması yatıyor. Bugün biz muasır medeniyetler seviyesini hedefliyorsak günde ortalama toplum olarak 20 dakika civarında okumayı hayatımızın içine yerleştirmemiz lazım. Ama en son aldığım, geçtiğimiz haftalarda Kütüphaneler Genel Müdürü'nden aldığım veriye göre ortalama 5 dakika okuyan bir toplumuz. Bizim bu 5 dakikalık ortalamayı 20 dakikanın üzerine çıkarmamız lazım ki biz de çok daha nitelikli hizmet üretebilelim dünyaya. Peki şimdi bu bakanın açıkladığı uygulamalar, evet, bu söylediğiniz eksiği, evet, gidermeye yönelik mi? Bu konuda işe, hı, yarar mı? Şöyle, şimdi bugün yapılan açıklamalar aslına bakarsanız yeni sınav sistemindeki soruların daha nitelikli çözülebilmesine yönelik açıklamalar. Sınavlarda da sorular artık okuduğunu anlama becerilerine yönelik olduğu için bu amaca da çok ciddi hizmet ediyor. Şimdi bizim memleketimizde yaklaşık bir 30-40 yıldır bir sınav gerçeği var. Evet. İnsanların başarıyla ilgili kriter sınav başarısı. İnsanlar çocuklarının başarısını sınavdaki başarı üzerinden değerlendiriyor. Ve özellikle geçtiğimiz yıldan beri de bu sınav soruları artık Türkiye'de okuduğunu anlama becerilerini daha çok ölçen, çocuklar kitap okuyorsa daha rahat bu soruları çözebilecek tarzda hazırlanmaya başlandı. Dolayısıyla sistem şu anda buna doğru evriliyor. Önceden ezberleyen çocuk makbuldü. Soruları işte devamlı test çözen, pratik yapan çocuk makbuldü. Bugünkü sınav sisteminde hem LGS'de hem üniversite sınavında başarılı olması için öğrencinin okuduğunu anlama becerisini yükseltmesi lazım. Şimdi bugün açıklanan programda, akademik destek programında öğrenciyi bu noktada yönlendiren, öğrencinin eksiklerini çok nokta atış, en alt parçacık seviyesinde tespit eden ve ona bir yol haritasını yapay zeka desteğiyle sunan bir program tanıtıldı. Bugün yapılan açıklama bence Türkiye'de devrim niteliğindedir. Teknoloji dünyada birçok sektörü değiştiriyor, dönüştürüyor. En muhafazakar sektör bu anlamda eğitimdir. Değişmesi, dönüşmesi çok daha zordur. Ama bugün yapılan bu açıklamayla eğer öğretmenler, veliler, öğrenciler bu yapılan uygulamayı iyi bir şekilde anlarlarsa nasıl büyük bir şey yapıldığını daha biraz iyi anlayacaklar. Biraz izah edin o zaman. Tabii. Yani Mustafa Berber özetledi, hı-hı, ama şimdi biraz daha siz, tamam, alt kırımlarını anlatın bize. Tabii. Yani tam olarak ne nedir yapılacak? Tamam. Nedir? Yani bir çocuğun okuduğunu anlama dolayısıyla, evet, okuma alışkanlığını yükseltme, evet, bu sistemle nasıl becerilecek? Hı-hı. Çocuk bu alışkanlığı nasıl daha kolay kazanacak? Şöyle, şimdi bakın, bugün yapılan açıklamayı ben size bir metaforla anlatayım. Bugün yapılan şey aslında şudur. İki tane okul düşünün. Hı-hı. Bu okuldan bir tanesi, ikisinde de iyi öğretmen var. Memleketimizde herkes gönüllü, güzel bir şekilde öğretmenlik yapıyor. Ama bir okulda düşünün ki MR, tomografi, röntgen gibi cihazların olduğu, böyle ölçme değerlendirme sistemlerinin çok iyi olduğu bir hastaneye benzetelim okulu. Birinde de bu imkanların olmadığı bir hastane olsun. Okulları ben hastane metaforuyla anlatacağım. Siz hastalanıyorsunuz ve bir hastane seçeceksiniz. İkisinde de iyi doktor var. Birinde çok iyi görüntüleme sistemleri var. Birinde yok. Size bir teşhis konulması için sizin kalbinize bakılması, röntgen, ultrason, tomografi, MR gibi cihazların içerisine sokulmanız lazım ki tam olarak problem nerede yatıyor. Bunu bir kere tespit edebilin ve size özel bir reçete üretebilsin sistem ve konforlu bir şekilde sizi tedavi edebilsin. Bugünden önceki olayda şöyle bir şey vardı. Öğretmen sınıfa derse giriyor. Sınıfta 30 tane öğrencisi var. Ve bu öğretmen en az 4-5 tane sınıfta da derse giriyor. Baktığınız zaman bir öğretmen lise seviyesinde minimum bir özel okulda bile 150-200 tane çocuğa ders veriyor. Ve bu çocukların her birinin öğrenme hızı farklı, her birinin öğrenme stili farklı ve hoca ders anlattıktan sonra herkes bir konunun bir yerini anlıyor, bir yerini anlamıyor. Ve bir öğretmenin her bir öğrencinin neresini anlayıp anlamadığını tespit etmesi insan olarak mümkün değil. Her bir öğrenciye özel reçete yazması insan olarak mümkün değildir. Ama bugünkü bu açıklanan sistemle beraber bu olmaya başlıyor. Yani kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi bugün itibariyle üniversite sınavına hazırlıkta muhteşem bir şekilde başlıyor. Bu sistemde çocuk ne yapıyor? Tercihlerini önce yazıyor.
sisteme giriyor. Diyor ki benim hayallerim buralara girmek. Sistem onu bir sınava alıyor. Ve diyor ki senin alt bakanım hazır bulunuşluğun bu hedeflere uygun mu? Uygunsa o tercih listesini onaylıyor ve o kişiye özel bir yol haritası çıkartıyor. Ve sistem adım adım çocuğu birinci hedefine doğru taşıyacak şekilde ona geri bildirimler veriyor. Ders içerikleri sunuyor. Soruları ona göre karşısına çıkartıyor. Bu ortamda oluyor değil mi? Tabii, yani şöyle online ortamda. Eskiden anlamayan dersten çıkınca öğretmenin yanına gider evet. sorardı. Şimdi evet. Buradan internet ortamında kendi mı? Kendi kendine bakın bugün öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu üzerine alarak bu programı verimli bir şekilde kullanarak üniversite sınavına çok üst düzey bir hazırlık yapabilir. Sizin memleketin her yerine çok üst düzey öğretmen göndermeniz mümkün olmayabilir. Her tarafta çok olanaklar iyi olmayabilir. Bazı bölgeler vardır, 40-45 kişilik Anladım. Sınıf vardır vesaire. Bu fırsat adaletini o yüzden vurguladı Bakan Bey. Herkes bugün internete ulaşabildiği her yerdeki 3 GB'lık interneti de zaten veriyorlar ücretsiz. Abdülkadir Özbek, kendilerini geliştirebilecekler. Bu kadar bahsederken benim aklımda bir soru var. Onu buyurun. Da sorayım. Vakit daha az kaldı. Kısa bir evet, cevap. Buyurun. Bizim çocuklar eline kitap alıyor mu? Yani her şey bu ortamlarda geçiyor. O mesele ne durumda? Kitabı geçtiğimiz yıldan beri sınavda okuduğunu anlama becerileri önemsendiğinden beri daha fazla almaya başladılar. Ama ve lakin biraz önce yani ifade ettiğim... Yani tabletten okumaktan bahsetmiyorum, eline almaktan. Oradan okumak. Bile okusa olur da eline kitap alıp da okuyan çocuk sayımız halen istenilen seviyede değil. Bunun da başlıca sebebi şudur. Biz çocuktan bir şey yapmasını istiyorsak önce öğretmen olarak biz okumalı, veli, anne baba olarak biz okumalıyız. Örnek, kendinizin yapmadığı bir şeyi çocuktan istediğiniz zaman çocuk maalesef onu bizim arzu ettiğimiz gibi yapmayacaktır. Burada en büyük sorumluluk yine yetişkinlere düşüyor. Öğretmenler bugün günde 20 dakika okumadan çocuklara bu okumayı yaptıramaz. Aileler de günde en az 15-20 dakika kitap okumadan çocuklarının o seviyede okuma yapmasını bekleyemez. Bugün bizim sorumluluğumuz aileler olarak onlara imkanlar sunmaktır. Bugün muhteşem bir imkan sunuldu çocuklara. Bunun da ben sonuna kadar kullanılmasıyla ilgili araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Bakan Bey'in bugün yaptığı açıklamayı internette videoları var. Baştan sona bir izlesinler. Peki. Ne kadar büyük bir hizmet olduğunu anlayacaklar. Peki. Çok teşekkürler Abdülkadir Özbek. Sağ olun. Çok sağ olun.